Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese tekrar merhaba. Geldik AE86'nın 30. bölümüne. Geç abi, öbür habere geç. Gözünü seveyim ya. Geç abi, geç! Ve özel bir bölüme. Çünkü burada hakikaten modifiye nedir onu göreceğiz. Önce bir modifiyenin kelime anlamına bakalım. Ne diyor modifiye kelime anlamı için? Beni yok mu saydın? Biz de geldik. Ben bu sefer iki tane arkadaşımla geldim. İki dış sesle geldim. Burada toplam üç dış ses var. Evet, klonlarınla geldim. Klonlarımla geldim, haberin olsun. Tamam. Modifiye kelime anlamı. Google'dan bakıp öğrenebileceğiniz şeyleri biz video çekip sizlere söylemek üzere buradayız. Modifiye kelimesine bakacak olursak diyor ki İngilizce bir kelimedir, anlamı ise değiştirmek ve kişiselleştirmek. Yani bir parçayı ya da herhangi bir şeyi siz aracınıza uyumlu hale getirmek istiyorsanız ve orijinalliğini bozuyorsanız modifiye oluyor. Biz bir önceki bölümde ne yaptık? AE86 motorunu, hatırlıyor musun, yerleştirdik arabaya. Yerleştirdik. Bitirdik. Cuktu. Evet, biz o motoru baştan çıkarttık. Çünkü çoğu parça deneme parçasıydı, uymadı vesaire. Gölgesi çıkıyor mu? Evet, ha? Çıkıyor. Gölge etmeyi. Ne kadar da kısa boylu çıkıyorsun ha. Oturuyor. Aslında değilim arkadaşlar, oturuyorum. Motor kulağını yapmamıştık. Motor kulağını yaptık. Evet. Denemelerimizi yaptık. Nitekim motoru attık. Şimdi temizliği yapılacak. Ufak tefek detayları, pürüzleri, her şeyini halledeceğiz. Sonra da bakalım kısmet neler çıkacak karşımıza. Motor çok kirliydi. Motoru temizledik. Alternatördü, marş motoruydu. Bunların hepsine gittik, bakıma gönderdik. Bütün her şeyi yaptık kısacası. Kulakları da yeniden yaptık. Hı-hı. Şimdi onları da hızlıca üzerinden geçiyoruz. Kulaklarda bir sıkıntı çıkmıştı galiba. Öyle bahsetmiştik geçen bölümde. Hı, yaptık işte onları. Kepçe miydi? Çıksın. Women. Şimdi bunları bitirdik. Ölçülerimizi aldık. Bunlar zaten kabalardı. Eksikleri düzeltip yenilerini çizdik. Çizimler hazırlandı. Bunlara bayrak deniyor. Bunları niye kestirdiğimi birazdan anlayacaksınız. Mallar gayet güzel kaynamış. Evet, o bayraklar ne işe yarıyor diyordum işte. Bu şekilde şu burkulmaların önüne geçsin diye. Bu ilk yaptığımız şablon. Bu da düzgün yapılmış olan son hali. Ayakları kaynaklı haliyle aldım. Korkmaz kumlamaya getirdim. Usta selam tekrar. Bunlar Toyota'nın ayakları. Tamam, benden bu kadar. Sanki ben bunları yurt dışından almışım gibi kozmetiğini sana emanet ediyorum. Bizim Japonya'dan gelecek kulaklar vardı, geldi mi? Japonya'dan Türkiye'ye İtalya. Canını yediğim. Eline emeğine sağlık. Motor traversi aşağı aldık. Fakat diğer bütün geometri bozuldu. Her şey yukarıda kaldı. Oralarda parçalar tasarladım. Yani kısacası modifiye devam ediyoruz. Yani bütün parçaların yerleri için yeni parçalar üretiyoruz. Getirdik, taktım. Tabii ki hatalar oldu. Ya şu parçaları yaparken 6 gün boyunca git gel yaptım. Parça üret. 6 gün, 7 gün. 7 gün boyunca git gel yaptım. Şimdi üzerinden şablon çıkarttım. Alkar lazerin diğer üretmanesini yapamıyoruz. Çok daha büyük makineler gerekiyor. Çünkü 2 santim ve üzeri metaller keseceğiz. O yüzden Alkar'ın büyük fabrikasına geldim. Yeni parçaları tasarladık. Burada ne olduklarını daha sonra göreceğiz. Burası bayağı büyük bir fabrikaymış. Ben Alkar lazerin bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Teknik çizimlerimizi tamamladık. Şimdi kontrole gidiyoruz. Burada çok ciddi kesimler yapılabiliyor. 50 mm kalınlığındaki paslanmazlar kesilebiliyor. Çok daha hızlı makine.
Malzeme israfı olmasın diye daha önceden kesilmiş parçalar kullanıp şimdi yeniden ayak keseceğiz. Bir de tabi plaka satın alıyorsun 50 birim. Böyle kullanışlı parçayı kullanıyorsun. Mal oluyor 10 birim. Biraz sıcak abi. Biraz soğusun istersen. Tamam. Şu ikisi 1 kilo gelir. Fazla gelir. Değil mi? Tanesi 1 kilo onların. 1 kilo falan gelir. Vallahi nereden kâr etsem peşindeyim. Allah razı olsun. Sağ ol baba. Araba nerede? Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Vurma. Boş boş işlerle uğraşıyorsun. Ya boş boş ya. Ne bu şimdi? Falan kapısı, teknenin falan kapısı ya. Neyi bu? Ne tekme atıyorsun kapıya? Bizim işimiz koparmak. Bizi deme. Şunlara küçük bir tesviye lazım. Bak bu bizim ürettiğimiz parçalar geçen kıştan beri. Sen çalışmış halini görmedin onları. Hayır görmedim. Gör şimdi. Şimdi burada bizim tasarımımızda küçücük kayma vites kolu ne kadar etkiliyor bak. Görüyor musun bak? Küçücük bir kayma vites kolunun nasıl duracağını belirleyecek içeride. Çıktın mı? Çıktım. Hadi bismillah. Bir. İki. 3, 4, 5, 6. Güzel oldu be. Aa. Yaptığınız bütün sistem çalışıyor. Seri de çalıştım biraz önce bak. Oha çok iyi ya. Şimdi bunun gerisi nerede acaba? Heh, bu bir. Şu bir. Vay bütün vitesler geçiyor ya. Hem de güzel geçiyor. Oha sistem çok iyi olmuş. Uygar çiziminden dolayı seni tebrik ediyorum kardeşim. Üretimden dolayı GP Composite ve kendimi Evren'e tebrik ediyorum. Abi ben bunu oynayayım biraz ya. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çalışan şüphem falan da yoktu. Yapacağımızı zaten biliyordum. Şarj ve marş dinamoları bakım gördü. Alternatörün rulmanı değişmiş. En azından temizlendi. Rulmanı değişti. Ses yapmaz. Güzel. Bu da temizlendi geldi. Bir ihtiyacı yoktu gerçi ama. Kaymış. Şuraları yağlayalım. Bunu tıkalım içine. Baba her işe... Türk'ün güresi ya. Her işe yarar abi. Her işe yarar. Bak şimdi. Türk'ün güresi ya. Türk'ün güresi. Şimdi gerçek mi göreceğim. Gördüğün gibi bir şeye bakıyor. Geçen böyle ince parçalar kesmiştik. Sonra bunun kalınlarını kestik. Sebebi bu. Çünkü bu kadar yükseltme yapıyoruz. Bunu şablon için yaptık aslında. Ama mal o kadar güzel oldu ki, yani bunu destekledikten sonra bence kullanabiliriz abi. Gerek yok çünkü aynısını büktürmeye etmeye. Çok büyük konuşmuyor, desteklemeye bile gerek yok. Biteyim, açayım, yemek ısmarlan bize. Ali geldi ziyaretimize. Ali ısmarlasın. Ooo evet hoş geldin. Hoş saçlar bulduk. Falan zaten para var sende belli. Hadi yemek ısmarlasın. Petrolden. Vallahi beğendim. Harbi beğendim. Bu yaptı bak, her şeyi bu yaptı bu. Beraber yaptık. Bireysel olarak evet, bir biz şey yanında olmaz. Durduk. Onu destekledik. Hiç alakası yok. Ben çok güzel izledim. Benim tansiyonum düştü. Bu adam geldi bütün deliklerini açtı. Kesme işlemlerini yaptı. Ben kahve verdim. Kahve? Evet kötü bir kahve verdi. Ama senin verdiğinden daha kötü değildi yani. O yüzden günümde yorgun geçti. Bugün hiç yorumda bulmuyor. Normalde çok güzel güler. Sprey boyattık şimdilik. Statik öncesi. Bayağı güzel oldu oğlum. Şimdi başka yapmamıza gerek kalmadı öyle söyleyeyim. Evet. Yaptık kulağımızı takıyoruz. Bunlar bu arada BMW takozoruymuş. Şimdi biz motoru mümkün olunca aşağı aldık. Ağırlık merkezi aşağıda olsun diye ya. Hı hı. Karter aşağı sürtmeye başladı yani çok aşağıda kaldı. Tamam. Bununla ona bir çözüm bulduk. Vitesi zaten halletmiştik. Motorun ilk defa kapağını üzerine koymuş haliyle göreceksiniz bugün. Ah. En sevdiğin şey biliyorum. Sevdiğin hadi şey, geçelim üzerine. Kapanan şeyler arkadaşlar. Biten şeyleri çok seviyorum. Evet benim. İlk defa kapağı da oturttuk. Bak çıktı ortaya motor şimdi. Hem de yakışıklı çıktı.
Hadi indir bakalım kaputu. Esas mevzu şimdi. Kaput inmiyor. Şimdi bir temasımız var burada. Yanağı mı? Pandanın yanağı mı değiyor? Hı, bak. Buraya bir bant koyunca mecbur motoru birazcık daha aşağı almamız gerekiyor. Önce şöyle yapıyorum. Ben kapatmamıştım ki. Peki. Biraz daha öyle koy. Yani en yüksek noktası burası. Et boyu çok yüksek ya, onun için dedim hani. Bak motor aşağı aldıkça en alttakinde, bak bu karter bu işte. Yağ haznesi, tamam mı? Yağı tutan parça. Bak ne kadar arabanın altına düştü. Motoru aşağı indirmemiz gerekiyor. Motoru aşağı indirince o aşağıdan çıkıyor. Evet. E bunu da yukarı çıkartmamız lazım. Ne yapacağız? Yeni değiştireceksiniz. Yeni değiştiremeyiz. Onu küçültmemiz lazım. Yani biraz yukarı kaldırmamız karter lazım. Karter büyük gelmiş yani. Karter büyük geliyor şu anda. Küçük karter var mı ki? Yok işte, üreteceğiz. Modifiye burada devreye giriyor. Nasıl ki o vites kolunu modifiye ettik. Nasıl ki motor kol akını modifiye ettik. Şimdi de karteri modifiye etmemiz lazım. Ben orijinali kesmek istemiyorum. Yani öbür gün pişman oldum, bu motoru kullanmama kararı aldım diyelim. Bir şey oldu mesela. Nasıl geri döneceğim? O zaman dedik ki mecbur beraber yenisini üretelim. Biz o sırada canlı yayın yapıyorduk. Erbaşlar kaynak var. O sırada sataştı bize. Kaynaklık iş var mı diye. Yok tabii. Ah dedim, tamam. Abi adam üşenmedi. Atladı, gecenin vakti buraya geldi. Abi meydan okulun geldik işte. Bakacağız. Şaka maka paylaşım yaptım. O da direkt atladı. Şu anda bayağı geç saatte. Ofisteyiz ama bir inceleme yapacağız. Ne yapabiliriz diye. Yarı yolda bırakmadım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu arada biz daha önceden de çalıştık İbrahim'le. İki Jay'zi biliyorsunuz kapağını kaynatırken oradan hatırlarsınız. Abi senin için dün gece çalışırken söktük biz bunu. Mal bu. Karter traversin altında zaten. Şimdi biz bunu ne kadar kısaltmamız gerekiyor? İşte ben motoru aşağı indirmem gerekiyor ki kaput kurtarsın. Evet. Aşağı indirirsem senin videoda gördüğünden daha da aşağı inecek. Evet. Daha sonra fotoğraf da çektim. Her açıdan fotoğrafını çektim malın. Görmek istersin diye. Yani ne kadar yerimiz var. Etrafta bir sıkıntımız yok. Evet. Bu alt tarafı kestiğimiz zaman, yani kısalttığımız zaman yağ haznesi haliyle daralacak. Bu daralmayı da yanlardan takviye edeceğiz. Takviye edeceğiz. Yine aynı yağ dolumu aynı şekilde gerçekleşecek. Evet. Yani aynı şekilde yağ alacak araç. Şimdi sana altın soruyu sorayım o zaman. Biz bu karter üzerinde mi çalışırız yoksa başka bir karter mi yaparız? Sıfırdan karter yapsak daha iyi. Bak bu sökülmüş hali. Tamam. Tamam, bu çok derin. Şey gibi düşün ya. Bunu makarna tenceresi gibi düşün. Tamam mı? Bize tava lazım. Hikaye tam olarak bu. Makarna tenceresi 5 litre yağ alıyor. Bu şey yapınca daha az yağ alıyor ama onu da bir şekilde yerine koymamız lazım. Beni görünce gülüyorsun. Bu müzikli en sevdiğim. En sevdiğim müzik. Evet. Evet, yine Eray Civata'ya geldim çünkü şimdi karter için yeni civatalar lazım. Göreceksin bak nasıl bağladığımı. Yine çalışan adamlar deli gibi her yerde. Hoş bulduk. Evet, malları topladık. Bak gittik, çizdik böyle. Tamam. Ay bunları çok seviyorum. Sen seviyorsun zaten lazer kesimi. Evet ya. Ondan sonra koordinatları girdik. Evet. Şimdi böyle bir parça kestim. Geliyor. Bu parçayı videonun ilerisinde açıklıyorum ne olduğunu ama o zamana kadar bilmeye çalışın. Neden böyle bir parça kestirdim sizce? Kaldıralım abi şunu bir. Parça gözüksün. Evet, ben bu parçayı karter için sizce niye kestirdim? Ağır bir parça. Koçum benim be. Mal hazır, gidebiliriz. Ve onun şeyin, Erbaş'ın şeyine gittik. Atölyesine. Bak biraz sonra karteri göreceğin karter var ya. Hesap ettim, açık konuşayım. Karter $990. Alüminyum bir parça $990, tamam mı? O bana gelecek $250-$300. Tamam mı? Ne yaptı? $1240. Bu gümrüğe girmeyecek mi abi? Gümrüğe girecek, bana mal olacak $1500. Tamam, bugünkü alım gücünü de TL'ye çevirdin, 30 bin lira. Sen 30 bin lira şöyle metal bir tepsiye verir misin? Tepsi görünümde bir şey verir misin? Yani. Nişan tepsileri pahalı. Veriyorlar. Gümüş olursa. Verilmez tabii. Gerçekten verilmez bugün o şeyi düşündüğü zaman. Bir oturdum, bir fizibilite çıkarttım. Ben bunu kestirsem, biçsem, kaynağı şu su, bu su kaça mal olur diye ben 1/3'üne mal ettim. Kendim ürettim. Yerli ustalarla çalıştım. Çözüm ürettim. Oldu mu oldu. İnşallah sağlıklı çalışır. Bir sürü lama kestim. Oo. Şu bizim... 4 milim kestim. Tamam.
Biraz. Gerçi yok. İyi. Abi ölçülerde. Karterimiz 30 santim. Ben 40'a göre hesap ettim. Bu parçanın ne olduğunu tahmin edin demiştim video esnasında. Umarım etmişlerdir. Bilmeyenler bu arada hala biz işleme başlamadan yazsın. Ne amaca yarayacağına dair. Onun dışında eski mallar da burada. Birleştirmek için sana civata da getirdim. Eski ürünü açalım. Eski ürünü de getireyim. Evet, süper olmuş. Çok güzel. Tam böyle istediğimiz gibi. Biraz kaçıklıklarım var. Biraz değil, bayağı var. Bu kadar kaçıklık beklemiyordum ben bu arada. Kurtarmaz diyorsan bugün işi bırakacağız, yeniden keseceğiz. Sana bırakıyorum. Bence seni bir daha yormayalım. Kurtarır mıyız diyorsun? Kurtarırız. Her şey elimizde bizim. Kaynak elimizde yani. Olmadı bir daha, olmadı bir daha. CNC zaten son noktayı koyacak. Tamam. Bir fikir vermiştir artık. Amaca dair. Ve biz olaya başlıyoruz. Kapamız tamamlandı. Kapağı şimdi kapatmıyoruz. Çünkü mesafemiz yüksek. Süzgeci takacağız, kontrol edeceğiz. Bunu ne kadar seviyeye indireceğim belli olacak. Ondan sonra da kapak çalışmasını yapacağız ve finalleyeceğiz. Aldım bunu götürdüm arabanın başına. Olmayacağına yemin edebilirim. Şey merak etme, duan kabul oluyor. Olmadı nitekim. Delikler birbirini karşılamadı. O zaten bunu biz şablon yapmıştık. Ya yine. Hayat bu kadar güzel olsa zaten siz niye uçuyorsunuz ya? Adamlar küçüğünü üretmek isteseler küçüğünü üretirlerdi. Niye büyük ürettiler? Var bir bildikleri. Çünkü bu motor bu arabaya göre değil. Tamam bizim... değil ama düşünürlerdi en azından. Tamam bir düşünürsen kaldım. Evet karteri taktık. Gel malı gör. Ha sen bunu büktün değil mi? O da mantıklı iş. Tutmayan delikleri işaretleyelim abi. Tutmuyor. Tutmuyor değil mi? Pazar pazar sağ olsun. Erbaşlar bize açtı yine yerini. Eyvallah hoş senden, geldin. Hoş bulduk. Senden sonra denedim. Baktım neden deliklerin tutmadığını da çözdüm. Onu da düzelttim. Tamam. Bu bizim geçen çalıştığımız malzeme. Sen bunun biraz daha incesini istemiştin. Evet. Ben de biraz daha incesini çalıştım. Nasıl? Şöyle alalım buraya. Evet süper. Abi mevzu neymiş biliyor musun? Biz tarattık ya. Evet. Biz tarattıktan sonra iki bilgisayar arasında transfer yaparken bunu JPEG ya da PDF formatı nasıl aktarırsak onlar da boy değişikliği olmuş. Ölçü değişikliği olmuş. Biz o ölçü değişikliğine maruz kalmışız. Onu düzelttik. Bir tane sürprizim var ama onu en sona saklıyorum. Tamam. Sürprizlere bayılırım. O daha görmedi ama bak oğlu da görmesin. Evet. Sürpriz gibi sürpriz yani. Renklerimiz uygun, tapamız burada. Oo. Mıknatıslı. Benim de mıknatıslı. Şimdi abicim, orası güzel oturuyor. 10 numara oturuyor burası. Tamam, şimdi şuradan birkaç tane punto atalım abi. Ondan sonra bakalım bizden neler istiyor. Aşama tenceremiz tamam. Ama benim şimdi sana 4 tane kötü bir tane iyi sürprizim var. 4 tane iyi bir tane kötü. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor dersek tamam. Hiç güzel bir sürprizim yok aslında. Şöyle bir güzellik yaptım. Tamam süper. Dalga kıran. Dalga onu kıran, iç kısmı yapacağız. İç kısım diğer tarafa. Evet. Tamam mı? Diğer kötü sürprizim iç dalga kıranlar. Bu benim icadım. Tamam. Bunlar da basit iş. Nerede şeyimiz? Tapamız. Bu var. Bu çok zorlu bir sürpriz değil. Bunu hallederiz. Diğeri de deminden beri düşünüyorum ekstra haznemiz olacak. Güzel bir sürprizi sonra saklıyorum. O moral olsun bize diye. Tamam nasıl istersen. Şimdi ama güzel bir şeyler çıkıyor ya. Çıkıyor. Ha? Çıkıyor çıkıyor. Bir tık daha alabilirsin aşağı. Yalan mı? Bir tık daha alabiliriz.
Tamam. Atar yaptı bana. 3 yanlış bir doğruyu götürür dedin. 3 tane dedin sıkıntılı şeyimiz var. Bir tane de sürprizimiz var dedin. Ama sürprizi söylemedin. Nasıl olacak bilmiyorum. Sürpriz bugüne yetişmiyor usta. Bekleyeceğiz mi sürprizi? Bekleyecek sürpriz. Yaptığımızı anlatalım. Dalga kranlarımız yap. Tıpkı orijinal karakterde olduğu gibi. Yukarıdan gelen yağ süzülmesi, aşağıdaki yağın gereksiz yukarı çıkmaması için benzeri bir karakter yaptık. Buradaki hesaplamalarımız, yani bir hesaplamam yok. Var olan tarz, aşağı yukarı aynı boyutlarda yaptım. Bunları getirdim ustaya. Bir de tabii biz şimdi her şey bittikten sonra ekstra yağ hazneleri ekleyeceğimiz için de böyle bir dalga kranlar yaptık. Yani bütün yağ bir yerde birikmesin diye. Bu da orijinal karakterde yok. Ama yarış karterlerinde genelde bu tavsiye edilen bir ara parça. O zaman ben bunu gidiyorum. Seni tamam. Arıyorum, rahatsız ediyorum. Tamam. Tekrar teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol. Üçüncü günde görüşürüz karter için. Ya düşünün ne kadar, kaç gün emek harcıyoruz sadece bir karter için. Gittik arabanın altına taktık. Hı. Gel gel, nasıl bir mal yaptın gel diyorum. Yani Erbaşlar kaynattı o ayrı, yaptı adam işçiliğini. Biz de boş takılmıyoruz. Öyle gelin, ne dersin? E bak. Vallahi bütün delikten karşıladı. Evet, seviye durumu bu. Yeniden yeni şey yapıldı. Hesap kitap yapıldı değil mi? Baştan yaptım bunu, her şeyini. Ha, sil baştan. E şimdi bunu ölçelim ne kadar aşağıda kaldığını süzgeçin. Bak gördün mü? Bizim şu yuvarlak olmamız gerekiyor. Buna daha mı yapılmamız gerekiyor? Biraz süzgesini duyuyor. Halkına zarar verir mi bilmiyorum ama burada ama doğru söylüyor. Emin kaynağı değişim bitemez. Bu seferki çok güzel oturdu. Bu dört dörtlük oldu. Süzgecimizin boyutunu belirledik. Aldık, bunu da kapattık. Bir de bir kıyak geçtim. Erbaşların haberi yoktu. Bir tane logo yaptırdım onu. Onun üstüne kaynattırdım falan. Vay. Çok güzel iş çıkarttı. Allah var. Böyle bir şey çıktı ortaya. Aynısını yapamazdınız ya. Daha güzelini yaptık. Tuzla tarafında tam taş makineye geldim. Ben burasıyla çok uzun zamandır tanışıyorum. Genelde kendi işlerimi kendim yapıyorum. Çok da güzel insanlar. Bugün de kendi işimi kendim yapmayı isteyeceğim. Belki yardımcı olurlar ama ben deneyeceğim. Geldim Sacittir abimin yanına. Beşlik giriyoruz malzemeye. Bu tomlar büyük geliyor. Böyle mi olacak? Evet. Benim yanında 2-3 milim mi kalacak? 3 milim, 4 milim. Evet, bu iyi mesela. Hacettin abi diyor ki, Freze'de diyor en sevmediğim şey yumuşak alüminyum. Kaynakçı'da diyor ki en sevdiğim şey yumuşak alüminyum. Kaynakçıyla çok zıtsınız. Dedim ki ben yapayım bu işi. Vermedi. Bir tonda laf yedim. Niye bunu dedi CNC'de yapmadın dedi haklı olarak. Abi hayatımda kaç kere karter yapıyorum ki ilk defa kartere girdim. Aklıma gelmedi işte ne yapalım. Bir dahaki sefere kesin bunları seni de bu kadar uğraştırmam. CNC makineye veririz. Cırt diye çıkar ama maşallah yapıyorsun bu sporu abi. 10 numara iş çıktı yani. Şimdi bu parça lazer kesim gördü. Haliyle ısı gördü. Üstüne kaynak gördü. Kaynaktan sonra kaynakla beraber de ısı gördü. Freze de gördü. Her türlü işlemi gördü. Dolayısıyla bunun çarpılmış olmama ihtimali yok kadar az. Şimdi bu karteri freze ile tamamen düz olacağı bir hale getireceğiz. Thank you.
Ne yaparsın? Wow. Çok iyi. Süper. Lütfen. Lütfen yani. Çok iyi. Yapanların eline, emeğine sağlık. Eline, emeğine sağlık. Yapanların ve yapanların ve yapanların ve yapanların. Ama bir şey diyeyim mi? Bu kadar mı sıfıra sıfır olur ya? Abi. Bırakabilirsin. Bak, sıfır olmuş. Gel, gel gör şuradan açıyı gör, açıyı. Bak. Çok iyi. Travers burada. Bak, ben buraya şimdi bir koruma muhafaza böyle yaptım mı? Oldu. Dört dörtlük çıkarttık karteri ortaya. Bu şekilde de kullanma kararı aldım. Neyse, nitekim arabanın bütün mekaniğini bitirdik. Şaftımız kaldı sadece. Şaftı da koyduktan sonra marşa basacağız ve devam. Bir marş sesi duyamadık ya yıllardır. Sıfırdan üretiyoruz ama. Dur bir ya. Allah Allah. Neyse, karteri de taktıktan sonra sadece iki işlem kalıyor bu araba yürütmek için. Bir, tesisat üzerine atmak. İki, şaft. Üç iş var. Şaftı bağlayacağız, bir de egzozu bağlayacağız. Egzozu unuttum. Hmm. Bu üçünü bağladıktan sonra zaten bitti. Artık araba yürür halde. Ne yapalım, bir marş mı bastık? Hadi basalım, basabiliyoruz mu? Bastınız mı? Deneyelim. Hadi. Belki hokus pokus olur. Çalmaması çok normal. Şimdi GTR ne oldu diyeceksiniz. GTR kısmetse bir sonraki bölümümüz karşınıza çıkacak GTR. Çok yorulduk. Ya sadece şu motorun çalışması için bile inanılmaz emek harcadık. GTR'a hiç sormayın. Başımda yani dedim ki şunu sadece karteri için 4-5 gün, 6 gün bir yere gidiyorum, geliyorum. Lazer'e gidiyorum, ona gidiyorum. Benim bitmiyor. O yüzden kendinizi benim yerime koyun ve proje kendiniz yaptığınızı düşünün. Bu arada hani reklam değil ama bir efsane ürün çıkartmış İzeltaş Blackline serisi. Henüz sayılır etmişler ve adamların elinde kalmamış. İnanılmaz bir şey. Gördüğünüz yerde kapın derim. Ben de biraz tadını çıkartırım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağı link bıraktım. Kış sezonu ürünlerimiz yakında bitmek üzere. Kapatıyoruz ve uzun bir süre bir daha karşınıza gelmeyecek. Bence şu anda bu fırsatları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Siz gelecekseniz her çekime gelsinler tabii ki. Ben şimdi buradan abone olacağım. Yeter. %99 olur mu ya bir kanalda? Orhan %99 mu gerçekten ya? Yok, eskiden %99'du. Şimdi? %92'lere düştü erkekler. %8 kadın mı var? %8 kadın oldu. Kadınlar böyle bir şey. O zaman biz isteyelim kadınların gücü. Tabii ki de yani. Ben hiç kadın olduğunu düşünmüyordum. Yoksa ben ona şimdi göre konuşurum. Senin ne kadar ilgini çekti ki bu konuda? Çok ilgimi çekti. Sana sormadım. Bana sordu. Arkadaşlar kavga edin diye gitme gitti. Hiç çekmedi. Evet. Ya mesela sen yorum yapsan nasıl yorum yaparsın? Şu an yorum yapamadım. Ben ne anlattım sence? Hiçbir kelimeden bir şey anlamadım. Bir şey anlamış olman lazım. Bir şey yani anlattım ben sonuçta bugün. Yani şu an heyecanla o şeyi çalıştırmanı bekliyorum. Herkes ses istiyor. Tek anlayacağım o şu an. Bize bir video yapman lazım. Baştan bize bir anlatman lazım. Evet, anlatma. Yani kadınlar için niye video çekiyorsun? Niye çekmiyorsun? Doğukan Beyciğim, çünkü pembe giymişsiniz. Yani aslında renk çok bize uygun ama. Aynen.
Yani işte tamam bak bir video istiyoruz. Altın bu videoda... Ben nasıl video yapsam ilgini çeker? Nasıl video yapsan ilgimi çeker? Kelimeleri anlayabildiğim bir video olursa ve... Mesela Carter'i anlatıyorsun ya, Carter'i şöyle anlatıyorsun. Carter, vıttır vızlı, sopo, bilmem başka bir terimi anlatıyorsun. Onun bir altyapısı diyorsun. Ben o terimi bilmiyorum biz ki Carter'i anlayayım. Gözümüzde canlandıramıyorum. Ulan makarna tenceresi dedim, gözünde neyini canlandıramıyorsun? Ben ilk duyduğumda aklıma şey geldi. Carter, 10 numara, 1 numara. 1 numara bir kere Carter, 1 numara. Peki Carter, anlamadın mı ne olduğunu Carter'in? Anladım Carter'in. Sen anladın mı Carter'in ne olduğunu? Yağ ile ilgili bir şey miydi? Yağ ile ilgili bir şey. Diğeri hiçbir şey bilmiyor. Peki başka ne anladın? Neden? Başka ne anladın anlattıklarından şu ana kadar? Yani şu zamana kadar ben konudan çok bağımsızım. İlk defa böyle bir şey organizasyon görüyorum. O yüzden ben çok bir şey anlamadım. Bir araba çalışacak, parçalar toplanmış. Tek anladığım şu an bu. Güzel devam et. Anlamış mıyım? Anlamışsın. Şey soracağım şimdi ben, motor kulaklarını taktım dedin ya, o kulakların yükseklik ayarını nasıl yaptığını merak ediyorum. Şimdi videoyu görmediğim için... Bir önceki bölümü izleyeceksin onun için. Ne ekledin de o ayarıyı yükseltip indirebiliyorsun? Bir önceki bölümü izleyeceksin işte, komple anlatıyor tamam orada. Benim arkadaşıma laf sokma. Merve'nin söylediği çok yol doğru. Yol gösteriyorum arkadaşına. Soru sordu, yol gösterdim. Ne sordu Merve? Bak makarna tenceresini ilk bu videoda kullandın, hemen üstüne şey yapmaya çalıştın. Öncelerinde hiç öyle anlatmıyorsun. Sen bir şey söyleyeceğim. İyi misin? Niye? Sebep ne? Çıkaramıyorum. Bir dakika durdurma. Sen tam git şey değil. Yok ben çıkaramıyorum zaten. Hepiniz şeysiniz ya. Al birini vur ötekine. Kamerayı bir kapatıyoruz bir açıyoruz. Ya olur bizi de bir motoru koyarken falan götür. Ben mesela çok istiyorum. Peki mesela senin böyle şey çalışan ustalar falan nasıl görünüyor sana? Amerikan filmlerindeki wow mu diyorsun? Şey sana yani, sormuyorum. Doğru. Yapılan her şey amele görünüyor. Sana da sormadım. Niye? Niye amele olsunlar ya? Ahmet mesela acayip martes duruyor. Kadir desen yıktı geçti ortalığı. Selçuk da öyle. Hangisi ameli aralarından? Tüm ustalarımız çok iyi yani. Ustalarımız çok iyi. Çok ama iyi. Ben şimdi hanımefendinin fikrini soruyorum. Yani çalışan bir otomobil tamir ustası gözünde nasıl görünüyor diye soruyorum. Yağ içinde. Yağ içinde. Konumuz da yağdı ama. Kartel. Bir numara kanka. Bir şey söyleyecektim ya. Çok önemliydi. Senin söyleyeceğin bir şey ne kadar önemli olabilir ki? Bu projedeki tek amele benim ya. Dış ses arkadaşlar. Hiç kimse amele gibi gözükmüyor. Tek amele gibi gözüken benim. Gerçekten amele gibi görünüyor musun? Hayır tabii ki. Şimdi görünüşüme laf ettirmem. Evet. Güzel bir kız mısın? Güzel kızım. Vallahi hakkımı yemeyin güzel kızım. Güzel ya görenler karı. Ne diyor sana? Güzel karım. Güzel karısın. Güzel karısın. Güzel karılarız. Görenler bir daha bakıyor şimdi. Bir kere bakan bir daha bakıyor. Dinle abla bir şey diyor mu mesela? Demiyor, bakıyor sadece. Sen ne yapıyorsun? Diyorum güzel karıyım diyorum. Öyle olunca bayan. Öyle. Peki sen? Ya sen ben... de al bunu bir ötekine bunun bir farklı versiyonusun mesela. Sen biz güzel bir kadın mısın? Ben çok güzel bir kadınım. Çok güzel bir kadınsın. Peki sana bakan bir daha bakıyor mu? Bakmakla kalmıyor. Tüş. Ne yapıyor? Aha. Tekrar bakıyor. Üç kere bakıyor. Üç kere bakıyor maşallah diyor. Sen ne diyorsun? Elham düştü. Elham düştü inşallah. Sen? Ben ikisinden de güzelim. Öyle mi? İkinizden de güzel mi? Yorum yapayım mı? Soruyorum ya. Ama sen bizi şu an birbirimize düşürmeye çalışıyorsun. Biz yemeyeceğiz arkadaşlar. Bu gaza gelmeyeceğiz. Ben onlardan daha farklıyım. Kenetlenmişsin kalbime. Kalbime eline kemik. Bizi birbirimize düşüremezsin. Güzellikten bizi vuramazsın. Neden vurdun? Biz hepimiz ayrı güzel kadınlarız. Yani üç farklı tip var burada bu arada. Bakın, olta attı gelmedik arkadaşlar. Gelmedik. Tam diyecektim ki ben daha güzelim ikinci dış sesten. Dış ses sakın öyle bir şey yapma dedim. Hepiniz ayrı ayrı özledim. İyi ki geldiniz videoma. Teşekkür ediyorum. Gazlayacak mıyız? Gazlarız ya, niye gazlamayalım? Şehir içinde seni geçerim. Sana ben diyorum. Getirmeyeceğim. Sana diyorum. Şehir içinde seni geçerim. Hadi bu muhabbetin ardı gelmez. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da bonus olsun. Abone olun. Olanlar. Oldular. Bence de oldu. Bir de yorum yapsınlar. Kadınlar da yorum yapsın. Evet.